Birinci sorum. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eş dilime ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaştırmıştır. Buna göre bu pastadan Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır? Pastanın tümü 4 dilime ayrılınca her bir parça pastanın 1 bölü 4'ü kadardır. Bu parçalardan biri 3 kişi arasında paylaştırılırsa bir kişiye düşen pay bunun 3'te 1'i. Yani 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3 eşittir 1 bölü 12 olacaktır. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Eline bir oyun hamuru alan Melis, şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 parçaya ayırıyor ve 3. adım sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyor. Bir tane oyun hamurumuz var, yani 2 üzeri 0 eşittir 1. O bir taneyi alıp 1. adımda her birini 2 parçaya böldüm. Bu durumda 2 üzeri 1, 2 tane oyun hamurumuz elde etti, oldu. Bakın 1, 2 tane. Sonra onu alıyorum, o 2 tanesini her birini 2 parçaya böldüm. 2'nin karesi 4 tane oyun hamuru oldu. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Onların her birini tekrar 2 parçaya bölüyorum. Bu durumda 2'nin kübü 8 tane oyun hamurumuz oldu. İşte soruda deniliyor ki Melis başlangıçtan itibaren her adımda elindeki bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parçaya ayırsaydı 4. adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde edilirdi? Yani başlangıçta 3 üzeri 0 bir tane oyun hamurumuz var. O oyun hamurunu 3 parçaya bölüyorum. Buradan 3 tane oyun hamuru geldi. İkinci adımda o 3 tanesini de her birini 3'e bölüyorum. Bu durumda 3'ün karesi 9 tane geldi. Üçüncü adımda o 9 tanenin her birini tekrar 3'e bölüyorum. Yani 3'ün kübü 27 tane oyun hamuru oldu. Dördüncü adımda da o 27 tanesinin her birini tekrar 3'e bölüyorum. Bu durumda 3 üzeri 4, 81 tane oyun hamuru elde ederiz. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü soru. 2 bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre. Üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesinin üzerine şeklindeki bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Süsümüzün yerden yüksekliğine x metre dersek bu x metre şuradaki 1,5'tan büyük. Yani 1,5 küçük x. Aynı zamanda buzdolabının toplam uzunluğu 1,5 artı 0,5 2, 2'den de küçüktür. Şıklardaki köklü ifadelerde bu değerler arasında olması gerekiyor. 1,5'un kareköklü olarak yazılımı karekök içerisinde 1,5'un parantez karesi. Bu da 2,25 demek. Küçük x, o da küçük. 2'nin karekök karşılığı kök 4'tür. Seçeneklere baktığımız zaman kök 2,25 ile kök 4 arasında bir sayımız olması lazım. Bu da B seçeneğinde var. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Direkt 1,5 ile 2 arasında hangi köklü ifademiz var? Köklü ifadelerin yaklaşık değeri, kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4'tü. Kök 3'ün yaklaşık değeri de 1,7. Bu da 1,5 ile 2 arasında. Direkt cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Dördüncü soru. İfadelerindeki boş kutuların içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Seçenekleri deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın örneğin C seçeneğindeki işlemlere bakarsak eksi 2'den 2 çıkardığımız zaman cevabımız eksi 4. 2 ile eksi 2'yi çarparsak cevabımız eksi 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsak cevabımız eksi 4. Yani hep aynı sonucu vermiş oluyor. Cevabımız C seçeneği. Beşinci soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile N çarpı A üssü N sayısı gösterilmektedir. Örneğin sembolü 3 çarpı 2'nin kübü eşittir 24 sayısı gösterilmektedir. Buna göre çarpımın değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir? Sembolümüz kenar sayısı çarpı içerideki sayı üssü kenar sayısı şeklinde. Hemen şuradaki sembolümüzün eşitliği kenar sayısı kare içinde olduğundan dolayı 4 çarpı içerideki sayı 1 üssü kenar sayısı. Diğerini ifade eden yani şuradaki sembolün karşılığı ne? Yine üçgen içerisinde yer aldığından dolayı 3 kenarımız var. Çarpı içerideki sayımız 3
üssü kenar sayısı 3. Bu ifadenin karşılığı 4 çarpı 1 üssü 4 1. Şu ifade tabanları eşit üsler toplanırsa 3 üssü 4 demek. Seçeneklerde bunun karşılığı olan sembol hangisidir deniliyordu. B seçeneğine baktığımız zaman kare içerisinde yer aldığından dolayı 4 kenar çarpı içerideki sayı üssü kenar sayısı, yani cevabımız B seçeneği. 6. soru. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ondalık gösterimleri K eşittir A virgül B, L eşittir B virgül C, M eşittir C virgül A biçimde olan 3 sayı veriliyor. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican, bu 3 sayının sıralamasının birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünerek K küçük, L küçük, M sıralamasını elde ediyor. Buna göre bu sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Onda birler basamağına göre sıralama yapılmış ve K küçük, L küçük, M denilmiş. Bu durumda onda birler basamağı, bakın hemen virgülden sonraki rakamlarımız. K'da onda birler basamağında B rakamı var, B küçük, L'de C rakamı var, M'de de A rakamı var. Peki bunu gerçekte birler basamağına göre sıralama yapılsaydı, doğru sıralama, bu durumda birler basamağına baktığımız zaman en büyük rakam A ve K'da var. Sonra C, M'de var ve sonrasında B, L'de olduğuna göre gerçek sıralamamız D küçük, M küçük, K şeklinde olması gerekiyordu. Cevabımız C seçeneği. 7. soru. Her iki tarafında da 0,8 cm mesafe olan 10 cm'lik bir cetvelin altına, her iki tarafında da 0,2 cm mesafe olan 6 cm'lik özdeş iki cetvel aralarında boşluk bırakılmadan uç uca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmıştır. Buna göre 10 cm'lik cetvelin sağ kenarı 6 cm'lik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır? 10 cm'lik cetvelin her iki tarafında da 0,8 cm'lik mesafe var. Bu durumda 10 cm'lik cetvelin tüm uzunluğu 10 artı 0,8 artı 0,8, bu da eşittir 11,6 cm'dir. Alttaki iki cetvelde ise her iki tarafında 0,2 cm'lik mesafe. Şurası da 0,2, hemen diğer cetvelin başladığı yer şurası da 0,2. Ve sıfırdan başlayıp şu hizalandığı noktaya kadar olan uzunluğa da x dersem, bunun toplam uzunluğu 0,2'den bakın 3 tane var, artı soldaki cetvel uzunluğu 6 ve diğer sağdaki cetvelin sıfırdan hizalandığı yere kadar olan mesafeye de x dersek, yukarıdaki uzunlukla aşağıdaki uzunluk aynı olduğundan dolayı bunu 11,6 yapan x'i bulmaya çalışacağız. Bakın şurası 0,6. 6 eklersem 6,6 artı x eşittir 11,6. Buradan 6,6'yı da karşıya gönderirsem cevabımız 5 olur. D seçeneği diyoruz çocuğum. 8. soru. Hafta boyunca sıcaklık 5 derece ve bir önceki güne göre 6 ile 10 derece artmış olacak. Bu durumda hava sıcaklığı en fazla 5 artı 10 eşittir 15 derece olacaktır. Hava sıcaklığı en az da 5 artı 6 eşittir 11 derece olacaktır. Demek ki kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığı 11 ile 15 arasında olması gerekiyor. Seçeneklere baktığımız zaman değer aralığı 11 ile 15 arasında olan mutlak değerli ifade bana cevabı verecektir. Hemen A seçeneğine baktığımız zaman mutlak x eksi 13, o da küçük eşittir 2. Mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıdan küçük eşitse, içerideki ifade bunun eksilisi ile artılısı arasındaydı. Hemen eksi 13'ü sağ ve sola gönderirsek 13 eksi 2, 11 küçük eşittir x, bu da küçük eşittir 15 ve değer aralığımın vermiş oluyor. Bu durumda cevabımız A seçeneği. Şöyle de düşünebilirdik. Şu 15 ve 11'in aritmetik ortalaması 13'tür. Bakın 2 fazlası 15, 2 eksiği kaç? 11. Direkt cevap A'da diyebilirdik arkadaşlar.
Dokuzuncu soru. A, B ve C pozitif tam sayıdır. İçin A çarpı B artı C ifadesi bir tek sayıya eşittir. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıya eşittir? A çarpı B artı C'nin sonucu bir tek sayı ise tüm çarpanlar tek olmak zorunda. Yani buradan A çarpanı tek, aynı şekilde B artı C de tek bir sayı eşittir. Peki B artı C eğer tek bir sayı ise bu durumda B çiftken C'nin tek olması, B tekken C'nin çift olması demek. Hemen ifadelerimize bakalım. İlk ifadede veya bunları biraz daha basite indirgeyelim. Tek ve çiftlerde işlem yaparken pozitif kuvvetleri 1 gibi düşünebilirsiniz. Bakın ben bunu A artı C gibi düşünebilirim. Bunu B artı A gibi, bunu da C artı B gibi düşünebiliriz. Teklik ve çiftlikte sonucu değiştirmez. A'nın tek olduğu söylemiştik. Ama C için bir şey diyemem. Çünkü C tek de olabilir, çift de olabilir. O halde birinci ifade her zaman tek sayıdır denilmez. İkinci ifadede A yine tek bir sayı söyledim ama B için kesin bir şey söyleyemem. Çünkü B çift de olabilir, tek de olabilir. O halde bu ifadede her zaman tek sayıdır diyemem. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman bakın B çift iken C tek oluyordu. C çift iken B tek oluyordu. Her halükarda C ile B ne oluyor arkadaşlar? Tek oluyor. Zaten üst tarafta da bunun tekliğini belirtmiştik. Bu durumda üçüncü ifade kesinlikle doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Onuncu soru. Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? Şu ağırlıklardan bir tanesini B kefesine ekleyeceğiz. Ardından B kefesinden bir tanesini de A kefesine ekleyeceğiz. Ve terazi dengelenmiş olacak. B kefesinden A kefesine ya 20 gram göndereceğim ya da 25 gram göndereceğim. Farz edelim ki arkadaşlar B kefesinden A kefesine 20 gram gönderelim. Bu durumda A kefesindeki ağırlıklar toplamı 45 artı 20'den 65 oluyor. Ve B kefesinde 25 gram kalmış oluyor. Acaba 65'i verebilmesi için yani dengenin sağlanması için bu durumda B kefesine gönderdiğim ağırlık 40 gram olması gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. Peki şayet şöyle yapsaydık. B kefesine 20 değil de 25 gönderseydim. Bu durumda şuradaki ağırlık 70 olur. Ve B kefesinde 20 gramlık ağırlık kalmış oluyor. 70'i verebilmesi için bu durumda aşağıdaki ağırlıklar arasında 50 gram olması gerekiyor ki denge sağlansın ama 50 gram yok arkadaşlar. 11. soru. Kenar uzunluğu A birim olan bir kare şekildeki gibi 4 bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare belirtmektedir. Bu koşulu sağlayan her A ve B sayısı için A kare eksi 2AB artı 2B kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir? Bir numaralı bölgenin kenar uzunluğu B birimdi. Bu durumda şuradaki karemizin bir kenar uzunluğu B. Ve tüm karenin kenar uzunluğu da A birim olduğuna göre şuraya A eksi B kalacak. Hemen geri kalan kenar uzunluklarımızı da yerleştirelim. Bakın şöyle A eksi B. Şurası A eksi B. A eksi B. Şuralar B. Şurası da B. Peki bu koşulu sağlayan her AB sayısı için bu ifade hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir deniliyordu. Bunu şöyle düzenlersem A kare eksi 2AB artı 2B kareyi de B kare artı B kare şeklinde ayırırsam bakın şuradaki ifadem A eksi B'nin parantez karesi olmuş olur. Artı B kare. Ve ben hemen A eksi B'nin karesini veren bölge kimin alanı? Bakın şuradaki bölgemiz, şu karenin alanı A eksi B'nin parantez karesi ve şuradaki karenin alanı da B kare. O halde bunlar 1 ve 4. bölge. Cevabımız B seçeneği. 12. soru. Bir en doğal sayısının 9 katı her bir basamağında 3 rakamı bulunan bir sayıya eşitse en sayısına üçsel sayı denir. Buna göre en küçük üçsel sayının rakamları toplamı kaçtır?
En küçük üçsel sayı dediğine göre 9'un katı olan sadece 3 rakamlarından oluşan en küçük sayı bulmamız lazım. Acaba 9 en 3 olabilir mi? Buradan en nedir? 1 bölü 3 arkadaşlar, bir doğal sayı değil. Acaba 9 çarpı en 33 olabilir mi? 33 9'un katı değil. Peki 9 çarpı en'i 333 olabilir mi? Evet arkadaşlar, 333 rakamları toplamı 9, 9'un katı olduğundan dolayı en buradan 333 bölü 9 eşittir 37 yapar. Benden 37'nin rakamları toplamı kaçtır deniliyordu? 3, 7'yi topladım 10. Cevabımız D seçeneği. 13. soru. Aşağıdaki Venn şemasında A harfi ile başlayan isimler kümesi A, N harfi ile biten isimler kümesi N, 5 harfli isimler kümesi B ile gösterilmiştir. Buna göre kümesinin elemanlarından kaç tanesi şekildeki boyalı bölgeler ile gösterilen kümenin elemanıdır? Soldaki taralı bölgeye baktığımız zaman A kümesinin içerisinde yer alıyor. A kümesi A harfi ile başlayan isimler kümesi olduğundan dolayı K kümesinin içerisinde A harfi ile başlayanlar Açelya, Ahmet ve Aysun olabilir diyoruz. Aynı şekilde şuradaki taralı bölge yine B kümesi içerisinde yer aldığından dolayı B kümesi de arkadaşlar 5 harfli isimli der kümesi olduğundan Açelya'yı eliyorum çünkü 6 harfli. Bu durumda Ahmet ve Aysun kaldı. Yine N'nin taralı bölgemiz N'nin dışında olduğundan dolayı N harfiyle bitmemesi gerekiyor. Aysun N harfini bittiğinden dolayı bunu da eliyorum. O halde taralı bölgede kesinlikle Ahmet yer alacak diyoruz. Sağdaki taralı bölgeye de baktığımız zaman N kümesin içerisinde yani N harfiyle bitmesi gerekiyor. Hemen geri kalan isimlerden N harfiyle biten arkadaşlar Beren, Kenan, Nermin ve bir öncesinde Aysun var. Ve yine buradaki taralı bölgemiz B kümesi içerisinde yer aldığından dolayı 5 harfli olması gerekiyor. Burada Nermin 6 harfli olduğundan dolayı Nermin'i de eledim. Aynı şekilde buradaki taralı bölgemiz A'nın dışında olduğundan dolayı A ile başlamaması lazım. O halde Aysun'u da buradaki taralı bölgeye almayacağım. Bu durumda buradaki taralı bölgede Beren ve Kenan olur diyoruz. O halde toplamda soldaki taralı bölgede Ahmet var. Sağdaki taralı bölgede de Beren ve Kenan toplamda 3 kişi taralı bölge içerisinde gösterilir. Dik koordinat düzleminde F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre A 0 ile 2 arasında koşulunu sağlayan bir A reel sayısı için F A küçük G A olduğunda G A küçük H A, G A küçük H A olduğunda H A küçük F A olur. H A küçük F A olduğunda F A küçük G A oluyormuş. İfadelerinden hangileri doğrudur? A 0 ile 2 arasında bakın F'nin, G'nin ve H'ın arada kesiştiği bir nokta var. O noktanın ne olduğunu bilmiyorum. Biz o noktaya ne diyelim? K noktası diyelim. 0 ile K arasında fonksiyonların konumları ile K ile 2 arasında fonksiyonların konumları farklı. 0 ile K arasında en üstte F fonksiyonu var. Onun bir altında G fonksiyonu, onun bir altında H fonksiyonu var. Fonksiyonların grafiklerine baktığımız zaman üstte kalan fonksiyonun görüntüsü her zaman altta kalan fonksiyonun görüntüsünden büyüktür. 0 ile K arasındaki görüntülerden altta kalan fonksiyonumuz HX fonksiyonu olduğundan dolayı HX küçüktür. Ortada GX fonksiyonu, sonrasında arkadaşlar FX fonksiyonu var. En üstte FX fonksiyonu. Peki K ile 2 arasında görüntüler nasıl değişiyor? Bakın X'i K ile 2 arasında alırsam en altta F fonksiyonu olduğundan dolayı FX küçüktür. GX en üstte de HX olduğundan dolayı HX'in görüntüleri en büyük olacaktır. İfadelerimize baktığımız zaman FA GA'dan küçük. Acaba A 0 ile K arasında mı? K ile 2 arasında mı? Hemen yazdıklarım içerisinden F'in G'den küçük olduğu şurası var. Yani A K ile 2 arasında. Peki A K ile 2 arasındaysa acaba GA HA'dan küçük mü? Evet arkadaşlar, bakın GA HA'dan küçük. Birinci ifademiz doğrudur diyoruz. İkinci ifadeye bakalım. GA küçük HA olduğunda A 0 ile K arasında mı? K ile 2 arasında mı? Biraz önce zaten söylemiştik arkadaşlar. Bakın burada G H'dan küçük. Demek ki A K ile 2 arasında.
Peki k ile 2 arasında acaba h f'ten küçük mü? Bakalım f h'dan küçük. H f'ten küçük değil. İkinci ifademiz yanlış olur. Üçüncü ifademize bakalım. H a f a'dan küçük. H'ın f'ten küçük olduğu şurası var arkadaşlar. Alttaki sağlanmıyor. Dolayısıyla a 0 ile k arasındadır. Peki acaba a 0 ile k arasındayken f a g a'dan küçük mü? Hemen bakalım. G f'ten küçük. Büyük değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği. 15. soru. Px bir polinom olmak üzere Pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan A sayısına bu polinomun bir kökü denir. Px ve Rx polinomları için Px eşittir x kare eksi 1, Rx eşittir P, Px eşitlikleri veriliyor. Buna göre sayılarından hangileri Rx polinomun bir köküdür? Rx polinomunu elde etmeye çalışalım. Bakın P, Px. Px değeri x kare eksi 1 yerine yazdım. Px kare eksi 1'i bulmaya çalışalım. P'de x gördüğüm yere x kare eksi 1 yazarsam bu polinomu bulmuş oluyorum. Bu durumda x kare eksi 1'in karesi eksi 1. Benden Rx polinomunun kökünü soruyor. O halde bunu 0 yapan x değerlerini bulmaya çalışacağız. Eksi 1'i sağ tarafa atarsam x kare eksi 1'in karesi eşittir 1. Karesi 1 olan ifadeler ya artı 1'dir arkadaşlar ya da nedir? Eksi 1'dir. Bakın şuradan eksi 1'ler gider. X kare eşittir 0. Karesi 0 olan x değerlerinden bir tanesi x eşittir 0 var. Eksi 1'i buradan karşıya atarsam x kare eşittir 2. Karesi 2 olan sayılarımız artı kök 2 ve eksi kök 2. Bize deniliyor ki kimler Rx'in bir köküdür? Hemen seçeneklere bakalım. Acaba bunlardan kimler var arkadaşlar? Eksi 1 yok. 1 yok. 0 arkadaşlar. Rx'in kökü cevabımız B seçeneği. 16. soru. Türkiye'deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede önce her bir ile P tane park yapılması, sonra da yapılan her bir parka A tane ağaç dikilmesi planlanmıştır. 81 ilimiz var. Her bir ile P tane park yapılırsa 81 çarpı P tane park olmuş olur. Her bir parka da A tane ağaç dikiliyorsa bu durumda toplamda 81 çarpı P çarpı A tane ağaç dikilmiş olur. Sorumuzu okumaya devam edelim. Fakat bu planda yapılacak park ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış ve önce her bir ile yapılması planlanan park sayısından bir fazla sayıda park yapılmış. Yani 81 çarpı P yerine her bir ile bir tane park fazla. 81 çarpı P artı bir tane park yapılmış. Sonra da yapılan her bir parka dikilmesi planlanan sayıdan bir fazla sayıda ağaç dikilmiştir. Yani normalde her bir parka A tane ağaç dikileceğine A artı bir tane ağaç dikilmiş olur ve toplamda bu kadar ağaç dikilmiş olur. Buna göre son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Son durumdaki ağaç sayısı bu. İlk durumda da buysa bunların birbirinden farkı soruluyor. Yani 81 çarpı P artı 1 çarpı A artı 1 eksi 81 çarpı P çarpı A. Hemen 81 ortak çarpan parantezine alırsam buradan P artı 1 çarpı A artı 1 eksi P çarpı A ifadesi gelir. Buradan düzenlersem şunu şöyle arkadaşlar dağılma özelliğini kullanırsam P çarpı A'dan P çarpı A, P çarpı 1'den artı P, şöyle 1 çarpı A'dan artı A, 1 çarpı 1'den artı 1, eksi P çarpı A. Bakın şu P'lar birbirini götürür. Farkımız 81 çarpı P artı A artı 1 ifadesi olur. Bu da seçeneklerde arkadaşlar E seçeneğinde var. Cevabımız E seçeneği. 17. soru. Sayı grubumuzu tekrar yazalım. 6, X, 10, Y, 14, Z ve 23. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış 7 tane sayımız burada var. En ortadaki sayımız Y sayısı. Bu durumda medyanımız Y'dir. Aynı şekilde mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre Y'miz hem moddur hem de aritmetik ortalamadır. Mod en fazla tekrar eden demekti. Bu durumda Y 10 ile 14 arasında bir değer,
ve kesinlikle 10 ve 14'ten biri olması lazım ki en fazla tekrar eden y olsun. O halde y ya kesinlikle 10'dur ya da 14'tür. Hemen şöyle bir y'yi 10 alalım ve aritmetik ortalamasını bulalım. Aritmetik ortalama sayılarımızı toplayıp terim sayısına böleceğiz. 6, x, 10 ve y. Y'nin değerine 10 dedim. Artı 14 artı z artı 23. Bunu alıyorum. 7 tane terim 7'ye böldüm. Yine aritmetik ortalama, medyan, mod aynı olduğundan dolayı cevap 10 olacak. Üstteki sayılarımızı toplarsak 6, 16, 26, 40, 23'te 63 artı bilinmeyenlerimizde pay kısmında x artı z içer dışarı çarpımı yaparsam 70 olur. Buradan x'e z'nin toplamı 7. Z sayısına baktığımız zaman 14 ile 23 arasında, x sayısı da 6 ile 10 arasında olduğundan dolayı kesinlikle bu şekildeki sayıların toplamı 7 olamaz diyoruz. Bu durumda y'nin değeri kesinlikle 14'tür. Hemen y'yi gördüğüm yere bu sefer 14 alırsam. Bakın şurasını 14, 10 değil de 14 alıp üstteki sayıları toplarsam bu durumda toplam 67 olmuş oluyor. 67 artı x artı z bölü 7 eşittir. Bu sefer sonuç 14 olacak. Çünkü aritmetik ortalama, medyan, mod aynı. İçer dışarı çarpımı yaparsam 67 artı x artı z eşittir 7 çarpı 14'ten 98. 67'yi karşıya atarsam x artı z 98 eksi 67'den 31 gelir. Z 23'ten küçük. Ben z'ye 22 dersem bu durumda x'imizde 9 olması lazım. Ve o 9 da 10'dan küçük. Bu durumda sağlıyor arkadaşlar. 9 artı 22 de 31. Bizden z değeri kaçtır deniliyordu. Bu durumda z değeri 22. Cevabımız A seçeneği. Peki şayet z'yi 21 alırsam bu durumda x sayımız 10 olmuş oluyor. Halbuki x 10'dan küçük olması gerekiyordu. Olmaz arkadaşlar. Sonraki sorumuz. Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Ali Bey 450 bin TL'yi aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamı ile bir arsa almış ve sonra bu arsayı da satmıştır. Buna göre Ali Bey'in bu arsa satışından elde ettiği kar kaç TL'dir? Arkadaşlar Ali Bey ne yapıyor? 450 bin TL'ye bir ev alacak, sonra evi satıyor. Oradan gelen parayla gidip arsa alıyor. O arsayı da sattığı zaman cebine bir kar kalacak. O kar kaç liradır onu soruyor bize soruda. Evin metrekaresini 3000 liraya aldı ve 3200 liraya ne yapıyor? Satıyor. 3000 liraya alıp 3200'e satıyor. Peki evimiz ne kadardı? 450 bin liraya alıyor. Ne kadar satacak arkadaşlar? Nasıl orantı var? Doğru orantı var. Buradan içeri dışa çarpımı yaparsak arkadaşlar buradan 480 bin liraya sattığını görürüz. Yani 450 bin liralık evi 480 bin liraya satıyor. 30 bin lira karımız var arkadaşlar. Peki sonra alıyor o 480 bin lirayla ne yapacak arkadaşlar? Bir arsa alacak. Peki bu arsanın metrekaresi ne yapıyor? Bir dönümünü 20 bin liraya alıp 25 bin liraya satıyor. Yani dönüm başına 5 bin lira kârı var arkadaşlar. Bakın her 20 bin lirada 5 bin lira kârımız var. Peki 480 bin lirada ne kadar kârımız var? Şuna da arkadaşlar içe dışa çarpımı yaparsak. Şunun kaç katı arkadaşlar? 4 katı. 484'e oranlarsam ne olur arkadaşlar? 120 bin. Bu durumda kârımız 120 bin lira. Cevabımız D seçeneği. Üniversitede tanışan 3 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20'dir. Belli bir süre geçtikten sonra bu 3 arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu 6 kişinin yaş ortalamasının yine 20 olduğu görülmüştür. Bu 3 arkadaşın çocuklarıyla aralarındaki yaş farklarının 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir. Buna göre bu 3 arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir? Tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20 olduğuna göre bu 3 arkadaşın yaşları toplamı ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 20'den 60 olur. Şu anda bu 3 arkadaşın yaşları toplamı 60. Peki x yıl sonra ne yapıyorlar? Çocuklarını da alıp tekrar bir araya geliyorlarsa bu 3 arkadaşın yaşları toplamı her biri x artacağına göre 60 artı ne olur arkadaşlar? 3x olur.
Ama bir de bunların yanlarında çocukları var değil mi? Peki X yıl sonra çocukların yaşları toplamına olur arkadaşlar. Çocuklarıyla aralarındaki yaş farkları 28, 30 ve 32 olduğuna göre direkt çocukların yaşları toplamı için bu üç arkadaşın yaşları toplamından aralarındaki yaş farklarını çıkartırsak neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? Çocukların yaşları toplamını bulmuş oluruz. Buradan da 60 artı 3x, 28, 30, 32 topladığımızda 90, eksi 90. Çocuklarımızın yaşları toplamı da 3x eksi 30'dur. Şimdi x yıl sonra bunlar bir araya geldi. Bu 3 kişinin yaşları toplamı, yani 3 arkadaşın yaşları toplamı 60 artı 3x'ti. Bir de buna çocuklar dahil oluyor. Çocukların da yaşları toplamı arkadaşlar 3x eksi 30. Ve yeni ortalama, yani bunu 6'ya bölüyorum bu sefer, 6 kişi. Yine değişmiyormuş. Yine kaç oluyormuş? 20 oluyormuş. İşte buradan içe dışa çarpma yaparsak arkadaşlar. Önce pay kısmında üst tarafta 6x'imiz var. 60 eksi 30 da artı 30. İçe dışa çarpma yaptım. 6 çarpı 20. 120'den 30'u karşıya gönderdim. 90 her tarafa 6 ile oranlarsam x eşittir 15. Demek ki 15 yıl sonra bu üç arkadaş bir araya gelmiş. Bir sonraki sorumuz. Müşteri manava geldi. Ne yaptı? Kilosu K TL'den 3 kilogram muz. 3K. 3 kilogram da muz aldı. 3 mi? Bu kadar ücret vermesi gerekiyor değil mi? Ve manava da aldı. 30 TL uzattı. Manav da diyor ki, kardeşim diyor, benim hiç bozuk param yok. Bunun yerine ben sana 1 kilogram ne yapayım? Kiraz vereyim ve fitleşelim. Toplamda 30 TL tuttu. Müşteri de diyor ki, daha fazla kiraz istemiyorum. Zaten 3 kilogram kirazla 3 kilogram muz aldım. Muz aldım. Sen bana oradan 1 kilogram daha muz ver. Tamam. Manav da diyor ki, ben de sana 3 TL daha vereyim diyor. Yani 30 TL daha önce vermişti. Bir 3 TL daha verdi. 33 TL. Bu sefer 3 kilogram kirazla 4 kilogram muzun fiyatı 33 TL oldu. Bizden de 1 kilogram kirazla 1 kilogram muzun fiyatını toplamını soruyor arkadaşlar. Ben bunları taraf tarafa toplarsam arkadaşlar. Bakın 3 kiraz buradan, 3 buradan 6. Bir tane de buradan 7. 7 kiraz. Muza da baktığım zaman arkadaşlar. Şuradan 6 muz, 1 muz da buradan 7 muz. Yani 7 parantezinde K artı M eşittir 30 artı 3, 63. Her tarafı 7 ile de oranlarsam K ile M'nin toplamı 63 bölü 7. 9 oluyor. Cevabımız E seçeneği. Bir sonraki sorumuz. Birinci grafik sayıca dağılımını gösteriyor arkadaşlar. İkinci grafik ise toplam nesi? Toplam ağırlıkları. Şimdi biz neyi biliyoruz? Dairesel grafikte miktarla açı nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Şimdi A marka topun bulunduğu dairesel grafiğin açısı 120 derece. B 90 derece. C açısı da arkadaşlar nereye karşı geliyor? Tamamı 360'tı. Bu da 150 dereceye karşı geliyor. Ben sayıca arkadaşlar, madem doğru orantılıysa sanki A'dan 120 tane topumuz, B'den arkadaşlar açısı 90 derece olduğuna göre 90 tane, C'den de 150 tane topumuz varmış gibi düşünebilirim. Gelelim toplam ağırlığına arkadaşlar. B ve C açıları 90'ar derece. Şurası da kaç derece? 180 derece. Bu da toplam ağırlığı ifade ettiğinden dolayı ben A toplarının hepsinin toplam ağırlığı 180 gram. B toplarının hepsinin ağırlığı arkadaşlar 90 gram. C toplarının hepsinin ağırlığını da yine açımız 90 olduğundan dolayı 90 gram olarak alabilirim. A marka toplara baktığımız zaman arkadaşlar 120 tane var. Ve toplam ağırlığı arkadaşlar 180. Peki bir tanesinin ağırlığı ne olur arkadaşlar? K demiş. Bir tanesinin ağırlığı 180 bölü ne diyeceğiz? 120 diyeceğiz. B topunun 90 tane var. B topunun toplam ağırlığı da 90 da. O halde bir tane B'nin ağırlığı 90 bölü kaç diyeceğiz? 90 diyeceğiz. C topundan da 150 tane var. Toplam ağırlığı da 90 demiştik arkadaşlar. Bir tanesinin ağırlığı 90 bölü ne diyeceğiz? 150 diyeceğiz. Buranın sonucu kaç? 1. Şurasında 60'ı oranlarsam 3 bölü kaç? 2 yapar. Burası da 30'la oranlarsam 3 bölü kaç yapar? 5 yapar. En küçük kim oldu? KC. KB. Sonucu 1. En büyük de KA arkadaşlar. Hangi seçenekte var bu? KC, KB ve KA. Cevabımız E seçeneği. Evet, sonraki soru. A ve B standartında ne var? Ayakkabılarımız var. A standartındaki en küçük ayakkabı numara değeri kaçtı? 34'tü. B'de kaç arkadaşlar? 7.
En büyük ayakkabı numara değeri A'da arkadaşlar 46, B'de kaç arkadaşlar? B'de 13'tür. Şimdi soruda demiş ki bu numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki var arkadaşlar. Bakın doğrusal ilişkiye bakalım. Şu 7'den nereye çıkıyor arkadaşlar? 13'e. Kaç birim? 6'ı artmış. Diğeri de 34'ten 46'ya çıkmış arkadaşlar. 12 artmış. Peki bu 12 6'nın kaç katı? 2 katı. Yani oransal olarak hep 2 katı şeklinde olmuş oluyor. B'deki bir adımlık artma A'da 2 adıma karşılık geliyor. B standartında numara değeri kaç diyor arkadaşlar? 11,5. Olan bir ayakkabının A standartındaki numara değerine de X diyelim. Bu 13'ten 11,5'a 1,5 ne yapmış? Azalmış. Ben ne dedim arkadaşlar? Şu A da bu sefer arkadaşlar bunun 2 katı kadar azalma olacak. 2 çarpı 1,5 üçlük bir azalma olması lazım arkadaşlar. Yani 46'dan 3 geri gelirsek bu durumda X'imiz nedir? 43'tür. Cevabımız A seçeneği. Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısı ile 2 basamaklı bir doğal sayı topluyor. Defne'nin kardeşi Burcu ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor. Burcu'nun elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre Defne'nin elde ettiği sonuç kaçtır? Defne soldaki hesap makinesini kullanıyor. Burcu da ne yapıyor kardeşi? Sağdakini kullanıyor. Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısını tuşluyor. Bakın kardeşi de Defne'nin bastığı yerlerin aynısına basıyor. Bu durumda Burcu yani kardeşi 83 sayısına basmış oluyor. Defne arkadaşlar 29 sayısına basarken ne dedik? Burcu 83 sayısına basıyor. Şimdi Burcu'nun elde ettiği sonuç 95'miş. Burcu da arkadaşlar Defne gibi 83 ile 2 basamaklı bir sayı topluyor. Topladığı diğer sayı ne olsun? X olsun. Burcu sonucu ne yapıyor? 95 buluyor. Demek ki arkadaşlar 83 dışında 12'ye basmış oluyor. Şimdi Burcu 12'ye basarken Defne'yi taklit ettiğinden dolayı Defne 78 sayısına basıyor. Yani Defne 29 ile 78 sayısını toplamak istiyor arkadaşlar. O halde Defne'nin elde ettiği sonuç 29 artı 78. 107. Cevabımız D seçeneği. Sonraki sorumuz. Buna göre Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır? İşlem kolaylığı adına arkadaşlar biz yaş mısırımıza ne diyelim? 100x diyelim. Şimdi bu 100x arkadaşlar kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azalıyormuş. Yani eksi ne diyeceğiz? %20 diyeceğiz. %20'si giderse ne olur? 80x kalır. Sonra arkadaşlar bunu patlattığımızda bir %10'u daha ne yapıyormuş? Gidiyormuş. Bunun %10'u ne yapar? 8 yapar arkadaşlar ve 72x kalır. İşte bu 72x nereye eşittir? 720'ye eşittir. Buradan x ne olur arkadaşlar? 10 olur. Demek ki yaş mısırımız arkadaşlar. Yaş mısırımız 100x'i arkadaşlar. X'i de 10 buldum. 100 çarpı 10 eşittir 1000. Demek ki yaş mısırımız 1000 gramdır arkadaşlar. Şimdi eğer tarifte herhangi bir hata olmasaydı önce bu 1000 gramın arkadaşlar %20'si değil. Yüzde kaçı azalacaktı? %30'u azalacaktı. Eksi %30'u giderse arkadaşlar bunun %30'u 300 gram yapar. 1000 eksi 300 ne yapar? 700 grama düşer. Sonra bunu patlattığı zaman da arkadaşlar ne olacaktı patlattığı zaman? Yine %10 fire verecek. Bunun %10'u ne yapar? 70 yapar. 700'den 70 çıkartırsak arkadaşlar 630. Demek ki 630 gram patlamış mısır elde eder diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Sonraki sorumuz. Buna göre 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur? Soruda 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yüksekliği toplamı 18 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğu ne yapılmış? Söylenmiş arkadaşlar. Şimdi burada biz bir bardağın boyuna x dersek yani yüksekliğine x dersek ard arda iki bardak arasındaki mesafeler de arkadaşlar eşit olduğu söylenmiş. Biz iki bardak arasındaki mesafeye şu mesafeye ne diyelim? Y diyelim. 6 bardak için kaç mesafe olacak? Veya 6 bardağın toplam yüksekliği ne olacak? İlk bardağımızın yüksekliği artı ard arda iki bardak arasında kaç mesafe var? 6 bardak için arkadaşlar 5 tane mesafe var. Yani 6 bardaklı kulenin yüksekliği x artı 5y olmuş olur. Peki 9 bardaklı kulenin yüksekliği arkadaşlar
İlk bardak boyumuza x diyeceğiz. 9 bardak için bu sefer arkadaşlar 8 tane aralık olacak veya 8 tane mesafe olacak. Her bir mesafeye de y demiştik. X artı 8 y. İşte 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı nereye eşitmiş arkadaşlar? 18 bardaklı kulenin yüksekliğine. Bakın burada ilk bardak boyumuz x. Kaç tane y buradan olacak arkadaşlar? Bardak sayımızın 1 eksi. Yani 17 tane y. Bu ifadem x artı 17 y'ye eşittir. Bakın solda 2x artı kaç y? 8 artı 5'ten 13 y eşittir x artı 17 y'ye. Buradan x'i y cinsinden yazarsak sağdaki x'i karşıya gönderdim. 13 y'yi de sağ tarafa atarsam 17 y'den 13 y çıkarsa x eşittir 4 y. Yani bir bardağın boyu 4 tane mesafeye eşitmiş arkadaşlar. Peki soruda benden ne istiyor? Soruda diyor ki 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur diyor arkadaşlar. Şimdi 8 bardak demek ilk bardak boyumuz x. 8 bardak için arkadaşlar 7 tane mesafe yani 7 y. Arkadaşlar 12 bardak için de arkadaşlar ilk bardak boyumuz x. 11 tane ne olacak? Mesafe olacak. İşte bunların toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşittir? Bu ifade eşittir x artı kaç y arkadaşlar ona bakmamız lazım. Şimdi bakın şuradaki x gördüğüm yere de 4 y yazarsam bu durumda bunların hepsinin toplamı bir tane x bakın burada var. X artı 7 4 daha 11 11 daha kaç yapar? 22 y'ye karşılık geliyor. Peki x artı 22 y ne demek arkadaşlar? 23 bardaklı bir kulenin yüksekliği demek. Bakın bir ilk bardak boyumuz x arada 22 tane mesafemiz varsa bu 23 tane bardağa karşılık geliyor demek. Cevabımız A seçeneği. Evet bu soruda dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bakın açılışa kaç tane kişi katılıyor? 25 kişi katılıyor. Peki bu 25 kişi için arkadaşlar kaç tane meyve suyu hazırlanmış? Kaç bardak meyve suyu hazırlanmış? Bakın her biri için bir mandalina, bir nar, bir de portakal suyu. Yani 25 çarpı 3 eşittir 75 bardak meyve suyu hazırlanıyor bunlara. Şimdi gelelim öncülleri okuyalım. Tüm davetliler en az bir çeşit içecek almıştır. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir şey içmeyen bir müşteri yok. Mutlaka bir tanesini içecek arkadaşlar. İkinci öncüyle bakalım. Aynı çeşit içecekten birden fazla bardak alan davetli bulunmamaktadır. Ya bir kişi nar suyundan 2 bardak alamaz. Portakal suyundan 3 bardak alamaz. Bir tane alabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer öncülümüzde yalnızca 2 çeşit içecek alan davetli bulunmamaktadır. Yani ben o davette nar suyunu ve mandalina suyunu bu ikisini iki çeşidi aynı anda alamam arkadaşlar. Alacaksam ya sadece bir tanesini içeceğim ya da 3 çeşitten her birinden birer tane. Yani bir mandalina, bir nar suyu, bir portakal suyu. İkisi olmaz arkadaşlar. Onu demek istiyor. Açılış sonunda 7 bardak mandalina suyu, 8 bardak nar suyu ve 9 bardak portakal suyunun alınmadığı yani belirlenmiştir. Peki alınmayanlar kimler arkadaşlar? 7 artı 8 artı 9 toplarsanız kaç yapıyor? 24. Peki o zaman 24 bardak alınmıyor. Peki kaç bardak içiliyor? Toplam 75 bardaktı. 75'ten 24'ü çıkardım. 51 bardak meyve suyu içilmiş arkadaşlar. Şimdi bu meyve sularında arkadaşlar ya bir bardak bir çeşit alınıyordu ya bir çeşit ya da 3 çeşit alınıyordu. Şimdi bir çeşit içen kaç kişi olsun? A kişi. 3 çeşit içen de B kişi diyelim arkadaşlar. Ve toplam davete 25 kişi katıldığına göre buradan A ile B'nin toplamı 25 diyeceğiz arkadaşlar. 2 çeşit alan yok. Peki arkadaşlar bir çeşit alan A kişi ise kaç meyve suyu içilmiş oluyor? Bir çeşit A tane. A bardak. Peki 3 çeşit alan da arkadaşlar B davetli varsa her biri 3 çeşit içtiğinden dolayı her biri 3 bardak içmiş oluyor arkadaşlar. A artı 3B D nereye eşit olur? Toplam içilen bardak sayısına 51 eşit olmuş olur. Şimdi bu açılışta 3 çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtı diyor. Yani bizden aslında kimi istiyor? B'yi istiyor arkadaşlar. Ben şunu eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam şu A'lar birbirini götürür. 3B eksi B 2B eşittir arkadaşlar. 51 eksi 25 26 buradan B'miz 13. Cevabımız D seçeneği.
27. soru. Aşağıda 12 kalem ve 1'den 9'a kadar birbirinden farklı rakamlarla numaralandırılacak 9 topun görünümü verilmiştir. Şekilde her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği topun numarası kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun numarasından büyüktür. Örneğin yukarıdaki şekilde B sayısı A sayısından büyüktür. Buna göre A artı E artı G toplamı kaçtır? F topunun olduğu yer her taraftan kalemin yazmayan ucunun olduğu yer olduğundan kesinlikle buradaki sayımız en küçük sayımız 1'dir. Yine aynı şekilde her taraftan kalemin yazan ucu C'de var. Bu durumda bu da en büyük sayımız 9'dur. Ve aynı şekilde B'de kesinlikle arkadaşlar 8'dir. Çünkü 9'dan küçük diğer taraflarda kalemin yazan ucu var. 1'den sonraki şuradaki sayımız 2. 2 arkadaşlar 3 2'den büyük. Aynı şekilde 4 3'ten büyük. Yazan uç 5 4'ten büyük. Geriye arkadaşlar 6 ve 7 kaldı. Şuraya 6, buraya 7 diyebilirim. Veya şöyle yapabilirim. Buraya 6, şuraya 7'yi kullanabilirim. Benden A artı E artı G isteniyordu. Bakın kırmızıları yazalım. A'ya 7, E'ye 6, G'ye de 4 dedik. Bu durumda toplam 17. Veya siyahları yazarsan A'ya 6, E'ye 7, G'ye 4 dersek yine toplam değişmeyecek. Cevabımız E seçeneği. Buna göre bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir? Çocuğumuz en üstteki küpte ve ne yapacak? Aşağıdaki minderlerden birine ulaşmak istiyor arkadaşlar. Yalnız bir şartımız şu. Bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan bir basamak inebilir diyor. En üstteki küpten ya buraya inebilir ya da buraya inebilir. Neden? Çünkü ortak ayrıtlarımız bir arkadaşlar şu küp ve bu küp var. Peki kaç farklı şekilde inebilir? O kırmızıyla gösterilen iki durum var arkadaşlar. İki farklı şekilde inebilir. Örneğin nereye insin arkadaşlar? Buraya indiğini farz edelim. Buraya iniyorsa arkadaşlar bu sefer ortak ayrıtımız bir şurası var bir de burası var. Bakın yine iki tane küpümüz var. O iki küpten birine yine iki farklı şekilde inebilir. Örneğin arkadaşlar buraya insin. Bu sefer ortak ayrıtlarımız bir bu küp var bir de bu küp var arkadaşlar. O ikisinden birine inebilir. Yine kaç farklı şekilde? İki farklı seçim yapıp inecek. Çarpı 2 diyorum. En son arkadaşlar farz edelim ki buraya gelmiş olsun. Arkadaşlar önünde iki tane minder var. Ya bu mindere ya da bu mindere kaç farklı seçim var? İki farklı seçim var. Çarpma kuralı gereği arka arkaya gerçekleştiğinden dolayı bu işlemler hepsini çarpıyorum. 2 üzeri 4 16 farklı yoldan ulaşabilir. Cevabımız C seçeneği. Ali ve Mehmet var. Gerçek ağırlıkları yazalım. Ali'nin gerçek ağırlığı 80 kilogram. Mehmet'in arkadaşlar gerçek ağırlığı 81 kilogram. Bunlar bir kere tartılacaklardır. Şu anda aralarında 1 kilogram fark var. Bunların birbirine eşit çıkması için arkadaşlar Ali'yi 1 artırırsam ne oluyor? Mehmet'le eşit ağırlığa gelmiş oluyor. Çünkü Ali'nin ağırlığı 80, 1 ekledim 81, Mehmet'le aynı ağırlığa ulaştı. Veya Ali'yi arkadaşlar yine 80 alırım. Bu sefer Mehmet'in ağırlığını 1 azaltırım. Ali ve Mehmet'in ağırlıkları 80 kilogram olur ve birbirine yine eşit olmuş olur. İlk duruma bakalım. Bu durumda Ali'nin ağırlığını 1 kilogram fazla. 1 kilogram fazla olması arkadaşlar %20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla gösteriyordu. Bu olasılığımız 20 bölü 100 oluyor. Mehmet'in ağırlığını da arkadaşlar doğru olarak göstereceğiz. %50 olasılıkla da doğru tartıyordu. Doğru tartma olasılığı çarpı 50 bölü 100. Bunları aynı anda düşündüğünden dolayı çarpıyorum. Veya dedik arkadaşlar Ali doğru tartacak. Doğru tartma olasılığı 50 bölü 100'dü. Mehmet'i de arkadaşlar 1 eksik tartacak. Bu olasılıkta %30'du arkadaşlar. Gerçek ağırlığından 1 kilogram az. Yani 30 bölü 100 diyorum. Ve bunları çarpıyorum. Çarpma kuralı gereği. Ardından bu ikisinin toplamı bize birbirine eşit çıkma olasılığının yüzdesini verecek arkadaşlar. Bakın şu iki sıfırlar birbirini götürse buradan 10 bölü 100 artı şu sıfırların ikisi gitsin buradan da 15 bölü 100. Bu durumda bunları toplarsam arkadaşlar 25 bölü 100 ve cevabımız %25 olmuş oluyor.